Nereden gidelim biz? Mutfağımıza var. Tekrar diğerin günaydın. Şef Süzen'e yanında da Sümeyye. Evet Murat, gördüğünüz gibi değerli izleyicilerimiz, mutfaktayım. Şef Süzen'le bakalım bugünkü bölümde. Ne yemek hazırlayıp bizim için tarifini Allah. Tekrardan günaydın, günaydın Süzen. Günaydın Sümeyye. Bugün tavuk sulfayı yapacağım. Yani güzel. Tavuk tepsisi ne diyebilirsin o yüzden. Aynen. Malzemelerini sayalım. 2 adet patatesimizi bu şekilde gördüğünüz gibi hurda doğramışız. Çok iri doğramadık. Doğru. Tavuğumuz var, tavuk göz gibi bir şekilde, yağsızdı. Aynen, burada doğramış oldum, çok büyük dergi. Damatamız var, takriben 2 adet damatamıydı, bu şekilde doğradık. Takriben kıyaslar hepsi birdi. Hepsi yani doğru. Ona göre? Ha, soğanımız var, 1 adet soğan, 1 adet büyük biberiydi. Biraz maydanoz da, 200 diş sarımsak koymuşum içine. Aynen, kapsan katarak bir yerde. Bir sos yaparız, domates salçasıyla, biraz sıvı yağ, baharatlardan. İstik baharatı, biraz kırmızı biber, biraz tuz, biraz karabiber. Güzel. Yani aldığımız dediğimiz terki tavuk köşkiden yapan çırflay, patatayla patatayla bu malzemeleri direkt kavururuz yoksa nece edeceğiz? Yok, hemen tepsiye koyarız, fırına veririz. Güzel. Kurda da doğramışım yani hatta tez pişsin. Güzel. Daha kolay olur. Yani daha yağsız da olmanca kavurursa çünkü bir şeye kavursak yağ biraz daha fazla alır. Yani daha sahiydi bu şekilde yapmağı. Ramazan'da da kolaydı, hemen yapabilirler. Aynen, hocam. Güzel bir yemek katarak, yani mezde her zaman diyerek mezimiz gerekmen daha fazla süslü olsun. Yemekler Ramazan ayıydı, bildiğimiz ki daha fazla süslü olsun, fazla çeşitli yemekler olsun. Ve bu yaptığı Süzen de yemeği bu şekilde yapabilirsiniz. Dikkat edin tarifine, nece yapır özünü ve tarikasını nece yapır özünü, ona göre yapın özünü. Patatanı önceden koyduk. Fark etmez nasıl alın nasıl akıp. Çünkü hepsini bir yere katacağız. En son. Yani bildiğimiz çırflayı biz yettiğimiz ama kavurmadan yani fırına koyuruz özünü. Domatamız var aynen. Şu şekilde. Hepsinin aynen hacimde. Güzel bir şekilde doğrayıp da küp şeklinde de. Biber de, tomata da, tavuk köşkü de, patata da, soğan da. Yani bunlar hepsini bir detayda doğramağı çok güzeldi gerçekten. Manzarası da güzel yani. İster önemlidir bazı şeylere, bazı detaylara dikkat edersen yemek yaptığı o zaman. Şerdek olur yaparsan başka şekilde ama göz de ister güzel bir şekilde görsün yemeği. Yani. Biz hurda doğramamızın amacı da hemen çabuk pişsin yani fırında. Çok süre almasın çünkü pişirmirik tabak üstünde özün. Aynen. Çok iri doğrasa o zaman yani pişmez. Doğru. Bu şekilde katarak. Hepsini birbirine kattık. Maydanozu da, 3 diş sarımsak da aynen yanında hazır etmişti. Yani. Gelin bir sos yapar için. Sosumuzun malzemeleri dediğim gibi domates salçasıydan sıvı yağ, biraz da su, biraz baharat. Doğru. Gördüğünüz gibi bu şekilde patatadı, tomatadı, onun yanında tavuk köşküdü, soğandı. Maydanozu da doğramışız. Aynen ki üç diş sarımsakla beraber bunları birbirine kattı kavurmadan yani pişmeden çik çik bunlar bu şekilde yaptı. Yanında geldi sosun hazırları. Tabi fırınımızda önceden sıcak koymuşuz, hazır etmişiz. Neçe derecede koyalım gerekmediğini? 200 derecede çünkü et gerekmişsin, sebzeler de hele pişmeyeyim. Doğru. 200 derecede gerekmen hazır olsun. Fazla da ister. Yani azından bir saatçe pişer yemek açar yoksa daha fazla ister. Yok az ister çünkü tavuk tiz pişer. Aynen tavuk köşkü kullanırsın. Yani pişmeği daha kolaydı. Bu şekilde sosunu da yapacaktı. Diğer tarafta baharatlarımızı da kullanacaktı. İstik baharatı bu. Yani ben koymuşum tadını hoşuma gidip. O yüzden yani diğerisinde ne alaka? Biz güzel bir lezzet veriyoruz. Ne? Aynen farklı bir tat. Ben. Önemlidir. Her zaman yemekte özüne ait bir nekha olsun. Yani özü yaptığı zaman bir nekhanı beğenirse o şekilde. Yani başkası yediği zaman çok insan var. Yani biri gitti o yapsan aynı yemeği ama yediği zaman bir başka bir nekha var özüne. Desen ne koyuyorsan buna. Ve şefimiz Süzen de güzel bir şekilde anladı. Yani istesey demez. Yani çok şeyler var demez. Yani bu sırrı şeydi. Sırrı menen demem özlü. Ama burada anladı. O da adı güzel neden olur? Ben. Biz baharatlarımızı koyduk. Karabiberiydi, tuzuydu. Biraz kırmızı biber dedim çünkü istik baharatı. Gelin domates salçamızı da koyarak. Gördüğü için asan bir yemektir. Ramazan'da aynen yapabilirler. Hafifti de. Yani yağlı az. Da, bol sebzeliydi. Bu şekilde kattık. Biraz da sıvı yağ koyarak içine çünkü yağsızdı. Aynen. Önemli de o.
Ama en önemlisi olan nedir? Yağda kavrulmayıp yağı fazla değil. Bu şekilde. Hazır eti, rengi de işte haçırı. Çok güzeldir. Bol vitaminlidir. Çok önemlidir. Bol vitaminli olsun. Çünkü kullandığımız sebzeler gerçekten birbirinden vitamini fazladır. Ramazan ayında da biz oruç olduğumuz için canımızda esiklik oldu. Vitaminet esiklik oldu. Ve ona göre bunu yeseğiz daha iyi olur. Her zaman diyerek vitaminli yemek yiyin. İyi yemek yiyin. Fakat olmasın canımızda. Kaybetmeyesiz vitaminleri. Gelin sosumuzu koyarız bu şekilde. Suyu az geldiyse biraz daha koyabilirler. Açığa dedim. Doğru. Bugün yeterlidir. Yani çok ne üzerine çıkmasın koy yağın suyu. Biraz pişsin biraz. Bu şekilde olsun yani. Ekmekten de yiline ya da istediyse yani böyle pilavdan. Katlı bir hafif soslu olsun. Ben. Fırına koyarak gördüğünüz teki. Karıştırırız özün. Baharatlar. Baharat, tuzu birbirine geçsin. Edebilir maci kullanalım yine. Açığa dedim. Biz tuzu o zaman biraz az koyun. Çünkü aynen. Maci tuzdu. Dikkat etmemiz lazımdı. Gördüğünüz gibi bu şekilde sosunu da ilave ettik, da tuzunu da koydu. Yani. Baharatında en önemlisi olan steak baharatı kullandı. Diri başka bir tat verir özüne. İstediğiniz zaman da ekranlarımızın önünde tarifi geçirir. Değerli izleyicilerimiz alabilirsiniz tarifini. Ya da tekrardan YouTube kanalımızdan tekrar izlemek için, bu yemekleri yapmak için girebilirsiniz YouTube kanalımıza. Günaydın Vatanım bölümüne. Mutfak bölümünde Süzen Şef'in yaptığı bütün yemekleri hazırdı. Yani şimdi atalım fırınımızın bekleyelim. En az bir böyle 20 dakika ister bizden. Doğru. Pişmağın. Fırını da koyduk özünü değerli izleyicilerimiz. Gördüğü üstteki bir 20 dakikaca fırında kalacaktı. Ondan sonra hazır. Bir 20 dakika sonra inşallah tekrardan geleceğim yanıma. İnşallah. Bakarak nece bir şekilde olup da dağılık olsun. Şimdi gidelim bakalım. Yemeğimiz pişti. Sümeyye her olaşı yemeğimiz. Evet Murat gördüğünüz gibi mutfaktayım. Süzen hazırladığı yemek çok güzel merak ederim. Nece bir şekilde oldu tadını merak ederim. Hazırladı bizim için fırında. İnşallah pişirdi Süzen. Pişirdi. İnşallah bakalım. Bakalım nece bir şekilde oldu. Yemek yapmak da bu arada bir yetenekti gerçekten. Yani bir insan yetenek dediğimiz zaman bundan önce de yetenek her geldi yemek yapabilmez. Yemek yapmak da bir yetenekti insanda. İnsanda tefennün etmek yemekte ya da başka tatlar katmak yemeğe o da bir yetenek bence sayılır. Bu şekilde. Gerçekten şekli çok güzeldi. Sosu da katlı bir şekilde kalıptı. Yani yanında bir pirinç etseviz bu şekilde somun batır sobas pirinç seslemez bence. Ekmekten yemek somun batırmak gerçekten çok güzel bir şekilde tavsiyem. Yani bunu Ramazan'da yapın. Tarifi de çok kolaydı. Evde olan sebzelerde kullandığı baharatlar da aynı zamanda. Süzen tekrardan assak bunların tarifini. Dediğimiz çırfırayıydı. Dağ çırfırayı fırında yaptık. O yüzden her zaman ocakta yaparız. O yüzden fırında. Pişirmedik hiçbir şeyin. Hepsini çık koyduk. Domataydı. Soğanıydı. Biberiydi. Patataydı. Tavuk közküydü. Baharatları da koyduk içine. Biraz stik baharatıydı. Biraz karabiber. Biraz pul biber. Biraz tuz. Biraz domata suyla bir sos yaptık. Sıvıya da koyduk. Çünkü yağ koymamıştık içine. Ayrı bir vakit eğer ocakta yaptıysalar özüm onu da kızarttıysalar daha istemez ya. Çünkü çok doğru. Yağlı olur o zaman da. Bu şekilde hepsini kattık birbirine. Sosu verdik özüm, fırına verdik özüm. Takriben bir 20-25 dakika aldı bizden. Aynen. Evde yaptıysalar özüm yani isterse daha tiz olsun üzerine biraz... Silifon kağıdı. Silifon, yağlı kağıt yaşetsiler. Üzerine kaplasılar. Onda buharıdan daha çabuk pişer. Güzel. Yani vakit olduğu için de çok koyular özüm. İyi bir sürü ağlı daha iyi. Yani bizim vaktimiz kısıtlı olduğu için bu şekilde yaptık. İstedim yani vakit, suyu geçsin diye. Aynen. Daha fazla bir şekilde getirmek için. Ama evde Süzen dediği tekli o şekilde yapsa özün daha tatlı olur. Öz buharında koy yağını pişer. Ama gerçekten nefis bir kokusu var. Bunun yanında Süzen edebildiği mesela çok insanlar peynir seviyor. Ben o birilerindenim. Yani peynir, kaşar peyniri üzerine sepahın. Çok da güzel olur.
edebilirsiniz o şekilde yaparsanız gerçekten. Peyniri, yani gördüğünüz terkiye bir şipti bütünü tavuk köşküdü tamata da bu şekilde. Yani kavurmağa daisi yoktu. Bir insan yaptığı zaman yemeği mesela özellikle o insanlar kolesterol hastalıkları var. O yüzden yağ az kullansınlar ve bu şekilde yapsınlar. Başka malzemeler yani tepsi ammeten ben tepsini tercih ederim. Yani bir insan tepsi yaptığı zaman kavurmasın özün yağı çok kullanmasın. Yani bu şekilde tepsini de yapsanız badmcan tepsisi başka ciğer tepsilerde kavurmadan edebiliriz yapağın çünkü bu fikrini beğendim. Edebilirik mesela hazır edağın düzağın özün sosun ve rağın atak fırına kavurmadan özlerini ama biraz daha fazla bildirip belki vaxt ister. Ama gerçekten yani çok merak ederim dadmaz ama sıcak olduğu için şey etmirəm. Gerçekten ellerine sağlık. Güzel olsun. Bir şekilde güzel bir tarifti. Kolay bir tarifti yapabilirsiniz özün. Özellikle Ramazan ayında çok yağlı da değil. Çünkü dediğimiz ki insan oruç olduğu zaman orucun kırdıktan sonra canı yani fazla yağlı bir şeyler yediği o zaman tesir etmesin özüne. Ve bu şekilde sebzeli, bol sebzeli. Aynen. Vitaminler var. Edebilirler suhurda da yapsınlar özün. Bunun tavuk köşkü yerine de edebilirik yapağın. Etten özün, kırmızı etten yapak ama et önceden pişirmek yoksa ister, o ister. O lazımdı. Pişirin özün yarım. Çok önemlidir. Gerçekten elva sağlık. İnşallah istifade görürsünüz. Süzen yaptığı tüm tariflerden çünkü gerçekten kolaydı ve sadadı yemeği. Ben onu seviyorum. Sada yaptığı yemekleri. Eline sağlık. Süzen yarık. Gerçekten çok güzel olurdu. Kokusu da güzeldi. İnşallah da darıq özünü. Aynen zamanda gelecek günlerde böyle güzel güzel vitamin bol sebzeli yemekler çok önemlidir. Özellikle bu aylarda geldik. Aylarda Ramazan ayı bildiği ki. Başka sebzeler de istediyseniz koyabilirler için. Dediği için aynı patata yerine badmcan koyabilirler. Güzel. Ya kabak. Da biraz bezelye. Kabak da olur. Çok kabak da olur. Olur. Yani işte değil mi? Olur. Aynen. Edebilirsen aynen bu şekilde doğruyorsan özün başka bir tarz, başka bir tatlı olur. Güzeldi. Elva sağlık. Tekrardan yarar. Unutmamın da edebilirsiniz YouTube kanalımızdan tekrar bakmak için, bunun tarifini almak için, yine de tekit olmak bazı noktalar neler yaptı Süzen, ona göre yaparsınız.